Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum Kadın Kolları tarafından bir dayanışma kahvaltısı düzenlendi. İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Topçu Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Bodrum Kafede düzenlenen kahvaltıya ilçe başkanı Asım Başaran, Konacık Belediye Başkanı ve Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, eşi Nadire Tosun'la çok sayıda Bodrumlu hanım katıldı. Dayanışma toplantısı ve kahvaltı davetine katılanlara hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Topçu Yılmaz, başta Sayın İlçe Başkanım Asım Başaran'a, Sayın Belediye Başkanım Mehmet Tosun'a, eşi Nadire Hanım'a katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık, yüreğinize sağlık. İyi ki buradasınız, iyi ki bizlerlesiniz. Bizler başkanlarımızdan aldığımız bir ışıkla yola çıktık. Bu ışığı Bodrum Belediye Başkanlığı'na taşıyıncaya kadar devam edeceğiz. Kahvaltıyı düzenleyen İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu'na teşekkür eden MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran ise yaptığı konuşmada şunları söyledi. Başta Kadın Kolları Başkanı Melek Hanım'la çok değerli Yönetim Kurulu'na huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada gördüğüm ve aldığım mesaj bana şunu gösteriyor. Bodrum'da bir ilk gerçekleştirilecek. Bu ilk toplum hayatında ve siyasette kadın, siyasetin süsü değil, asli unsuru olarak bu olaya el koydu ve bu şehrin kaderini değiştirmek üzere bu meydanda toplanmış bulunuyor. Onun için ben kadınlarımızın şehrin kaderine irade koyarak gelecek zamanda şu karşıda görmüş olduğumuz resimlerin orada asılamayacağı, Bodrum'un buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalmayacağı ve layık olduğu standarda taşınacağı noktasında bugün Milliyetçi Hareket Partisi kadınlarının ortaya koyduğu çalışma azmi Türk siyasi tarihinde bir ilk olacak ve bu kentin kaderini değiştirecek en büyük siyasi örnek olarak üniversitelere tez olarak gönderilecek bir durum yaşanacağına inanıyorum. Bu mesajı, bu inancı bana verdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızda üstün başarılar diliyorum. Allah bizleri utandırmasın. Bodrum'un var olan sorunlarını toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik içerisinde çözmek ve daha iyi yaşanabilir bir Bodrum Yarımadası için çalıştıklarını vurgulayan MHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, gelecekte yapabileceklerinin referansının Konacık Beldesi'nde yaptıkları çalışmalar olduğuna dikkat çekti. Siyasette kadınların aktif olarak yer almasının önemine dikkat çeken Başkan Tosun, konuşmasında şunları söyledi. Şunu samimiyetle buradan ifade etmek istiyorum. Eğer bir seçim çalışmasına ve siyasete, belediyeciliğe kadın eli değdiyse bundan sonrası kolay. Ben bugün bu fotoğrafta, bugün bu kahvaltıdaki bu güzel fotoğrafta bunun yeterince anlam kazandığını düşünüyorum. Biz niye varız çok değerli hanımefendiler? Bodrum hepimizin. Burada yaşıyoruz. Birçoğumuz ya Bodrumlu ya da Bodrum'a dışarıdan gelmiş, yerleşmiş ve bundan sonraki hayatını Bodrum'da artık sürdürmek istiyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle buradaki yaşamlarına devam ediyorlar. Ve biz şunun için varız. Benim öncülüğümde birlikte yönetmek için varız. Bu birlikte yönetmenin içerisinde kadınlarımız var, gençlerimiz var, yaşlılarımız var, çocuklarımız var. Yani toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik içerisinde Bodrum'un sorunlarını çözmek, daha yaşanılabilir bir Bodrum fotoğrafı oluşturmak adına yola çıktık ve bu konuda da azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Referansımız neresi? Konacık Belediyesi ve Konacık Bölgesi. Şimdi Konacık'a baktığımız zaman biliyorsunuz küçük Türkiye gibi. Ülkemizin dört bir tarafından insanlarımız gelmiş oraya yerleşmiş, bir arada yaşıyorlar ve bugün sorunlarını artık birçoğunu çözmüş, geride bırakmış, daha vizyoner projelerle uğraşan bir belediyemiz var. Ama kapanıyoruz. Umutsuz muyuz? Asla değiliz. Yani bundan sonraki süreçte artık birlik ve beraberlik içerisinde toplumun her kesimine
projelerimizi anlatmak suretiyle, hedeflerimizi anlatmak suretiyle, her kesimiyle kucaklaşmak suretiyle siyaset yapmaya devam edeceğiz. Ve sandıkta da Bodrumlu hemşerilerimize seçenek sunacağız. Artık Bodrum'u korkularımızla, endişelerimizle yönetmeyelim. Yani Bodrum'u samimiyetle, birbirimize güvenerek, dürüst bir şekilde, ilkeli bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde bir aile fotoğrafı vererek kamplaştırmadan yönetmemiz lazım. Konuşmasının son bölümünde siyasi yaşamı boyunca verdiği desteklerden dolayı Nadire Tosun'a teşekkür eden Başkan Mehmet Tosun, eşine şu sözlerle teşekkür etti. Siyaset yaptığım 10 yıllık süre içinde kendisini çok ihmal ettim. Çalışmalarımızın yoğunluğundan gene en çok onu ihmal ediyorum. Ama kendisi bana desteğini hiç esirgemediği için eşim Nadire Tosun'a çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Siyaset yaptığım süre içerisinde ihmal ettiğim için kendisinden de artık 5 aylık süre için izin istiyoruz huzurunuzda. Kahvaltılı toplantıya katılan isimlerden biri olan ve uzun yıllar Bodrum CHP örgütünde siyaset yaptıktan sonra ayrılıp MHP ilçe kadın kollarıyla birlikte çalışmaya başlayan Güler Şenyurt'sa, burada yerelde kişiler çok önemli olduğuna inandığım için ve Mehmet Tosun Başkanımızın çalışmalarını izlediğim için ona inandığımdan dolayı buradayım ve kendisini destekliyorum. Yani bence bu çok önemli bir şey. Ve doğrular görülmeli. Yani onun peşindeyim. Sadece bunu söylemek istedim. Düzenlenen kahvaltı sonrasında hanımlar Başkan Mehmet Tosun ve Asım Başaran'la bir süre sohbet ederek yerel siyaset ve gündem hakkında görüş alışverişinde bulundular.